Okan Müderrisoğlu, terörle mücadele konseptinde yeni aşama. Terör örgütü PKK'yı PG militanlarının, Ankara'nın güvenlik ağının kalbinde bombalı saldırı düzenlemesi, terörle mücadele doktrininde yeni bir aşamaya geçilmesini zorunlu kıldı. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın verdiği ilk mesajın ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Ork. Metin Gürak'la güvenlik zirvesinde bir araya gelmesini terörle mücadelede diplomatik ve askeri hareket tarzına ilişkin güncellenen stratejinin ilk adımı olarak görmek gerek. Esasen çerçevesi daha önce çizilen bu yeni faz, terörü kaynağında kurutma hamlesi ile birlikte terör örgütü ve hamilerinin bağlantılı kapasitesini felç etmeyi de içeriyor. Bakan Fidan'ın, Irak ve Suriye'de, terör örgütü PKK'yı PG'ye ait tüm altyapı ve üst yapı tesisleri güvenlik güçlerimizin meşru hedefidir. Üçüncü taraflara buralardan uzak durmasını tavsiye ediyorum, uyarısını, anlık bir mesajın ötesine geçileceğinin ön haberi olarak da okumak mümkün. Terörle mücadelede klasik unsur ve yöntemlerin dışında uygulanacak önlemler, yakın coğrafyamızda epeyce nasıra basılacağına da işaret ediyor bir başka anlatımla. Terör örgütünün finanse edildiği bilhassa Suriye sahasındaki rafineri benzeri tesisler, petrol sevkiyatı yapan araçlar artık imha edilecek hedefler kapsamına alınmıştır. ABD üst bölgeleri yakınına kurularak kendini garantiye almaya çalışan terör örgütüne ait eğitim merkezleri, kamplar, mühimmat depoları da vurulacak hassas noktalar arasına girmiştir. Aynı şekilde YPG'nin sıklıkla kullandığı iletişim sistemleri, kritik yollar, stratejik güzergahlar ve elektrik bağlantı hatları da terörle mücadelenin öncelikleri arasında değerlendirilecektir. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin oluşturduğu uzun vadeli siyasi istikrar dönemini hazmedemeyen, Karabağ'daki gelişmelerden rahatsızlık duyan, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Afrika ekseninde oyun kurucu haline gelen Türkiye'ye açık örtülü operasyon çeken güçler de taşeronları da anladıkları dilden cevabını alacaklardır. Enflasyonla mücadelede geçiş dönemi ama nasıl Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan gerek 27 Temmuz'daki enflasyon raporu tanıtım toplantısında gerekse 3 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yaptığı sunumda tüm taraflardan tam puan aldı. Açık, net konuşması, düne takılmaması, risklerin yanında fırsatları paylaşması, hedef odaklı takvim vermesi, samimi beyanları başkan hanıma müthiş kredibilite kazandırıyor. Ekonomi ile ilgili tüm gelişmelere ve dinamiklere hakim olduğundan kuşku duymadığımız Sayın Erkan'ın tam açıklık getiremediği veya bu aşamada detayına girmeyi uygun görmediği konular, geçiş dönemi olarak adlandırdığı, kendisine ve politika uygulamalarına geniş saha açan bu yeni süreci zorlayacak boyutlarda taşıyor. Elbette kararlılığı çok mühim. Parasal sıkılaştırma, seçici kredi sıkılaştırması, iç talebi dengeleyici tedbirler tabii ki araçlar arasında. Bugün akaryakıt, doğalgaz, elektrik, tütün mamulleri ve alkol hariç yıllık tüketici enflasyonu %69'un üstünde ise enerji, gıda, alkolsüz içecekler, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE %69'da seyrediyorsa. Sadece parasal sıkılaştırma, selektif kredi politikası, tüketim hızını yavaşlatma yaklaşımı an itibarıyla gerekli görülse de ileride yetmeyebilir. Hele ki ham petrol fiyatları tırmanır, ihracat pazarlarımızın iştahı kesilirken, Sayın Erkan'ın değindiği enflasyon ataleti yaşanan eğitim, sağlık, tarım başlıklarında yapısal ve hatta radikal çözümler devreye girmeden, rekabet aksaklıkları giderilmeden, ürün takip modeli işletilmeden, mevsimsel arz talep ayarlamasına gidilmeden, şimdi çekilen faiz silahının menzili ile varılan enflasyon oranı arasındaki olası fark hepimizi düşünmeye sevk edebilir.